Merhaba arkadaşlar, bu videoda Instant Disk Recovery işlemini göreceğiz. Kurtarmak istediğim diskin ait olduğu sanal makinenin backup'ının üzerine sağ tıklayıp Instant Disk Recovery diyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi kurtarabileceğim noktalar var, store pointlerim var. En günceliyle beraber ilerleyebilirim. Next diyorum. Burada iki tane mod var arkadaşlar. VM Disk bir de First Class Disk. VM Disk bildiğiniz gibi Virtual Machine disklerimiz, sanal makinamızın diskleri. Burada da kurtardığınız bir diski spesifik bir VM'e bağlayabilirsiniz diyor. First Class Disk'te ise şurada Modern Application diye bir ibare belirtmiş. Aslında bu biraz konteyner mimarileriyle de alakalı. Yine ben bununla beraber bir sanal makine bağlamadan diski import edebiliyorum. Fakat bu bizim senaryomuzda çok da uygun olmuyor. Zaten VM disk seçeneğiyle kurtarma işlemi yaptığımda benim ihtiyacıma karşılık veriyor. Şimdi ben VM disk ile ilerleyeceğim. Next diyorum. Buradan VM test restore makinesinin iki tane diskini görebiliyorum. Ben 1 TB'lık diski kurtarmak istiyorum. Ve bu diskin hangi makineye bağlanmasını istiyorsam eğer onu burada seçmem gerekiyor. Choose diyorum. Örneğin DC makinesine bağlayalım. OK dedim. Next diyorum. Yine burada malware'e karşı tarama yapabiliyoruz. Bunu seçmiyorum. Next diyorum. Next diyorum. Finish diyorum. Şimdi işlemlere başladı. vCenter tarafında da bir kontrol edelim. Şu an buraya bir hareket düşmemiş. Şu an bu diski DC makinamın üzerine bağladı. Hemen DC'ye giriş yapıyorum. Gördüğünüz gibi burada e-diskimiz olarak bağlamış. 1 TB'lık da boyutu var. İçindeki dosyalar da bizim istediğimiz gibi. Backup tarafına geri geliyorum. Burada başka ne seçenekler var onu görelim. İstersen bu makineyi kalıcı olarak migrate edebiliyorum ya da paylaşımı durdurabiliyorum. Paylaşımı durduralım. Stop publishing diyorum. Yes diyorum ve bu diski artık kapatıyorum. Makineden de bağlantısının gitmesi lazım. Evet, makinamdan bağlantısı koparıldı. Şimdi bunu nerelerde kullanabiliriz? Örneğin file server'ınız vardır ve boyutu çok büyük. Direkt file server'ı açmaktansa diski instant olarak açıp herhangi bir makinenize bağlayıp içinden o verileri alabilirsiniz. File server olmaz, yine başka bir dosya olur. Daha hızlı aksiyon alabilmek adına bu tarz yöntemleri de kullanabilirsiniz. Bu senaryolar tamamen ihtiyaca göre değişebilir ve çeşitlendirilebilir. Bu videoda Instant Recovery, Instant Disk Recovery işlemini gösterdim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.